Kanki Canbaz. Onur Market'te dükkan sizin. Onur Market'te dükkan sizin. Canbaz. Gençler, selamünaleyküm. Bugün soğan kebabı yapıyoruz. Kanki, 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 kanki. Markette dükkan sizin. Onur Market'e gelince doldur gitsin sepete. Bereket versin, bereket versin, bereket versin. Kanki Canbaz. Gençler, selamünaleyküm. Herkese kolay gelsin. Bugün soğan kebabı yapıyoruz. Soğan kebabı için olmazsa olmazımız satır kıymamız. Biz videomuzu çekmeye başlamadan önce satır kıymamızı anlatılmaz lezzetler mutfağımızda hazırlamaya başladık. Artık yavaş yavaş kıvamına geliyor. Olmazsa olmazımız soğan kebabımızda kıymamız. Ama bu kıymanın satırla dövülmesi, satırla kesilmesi, satırla yola getirilmesi lazım. Yaklaşık bir 600 gram, 700 gram kadar dana etimiz var. İçine de şöyle çok güzel, harika kuzu boşluk koyduk. Yaklaşık 200 gram kadar. Şimdi bunları birbirine nüfuz etmesini sağlayacak derecede zaten belirli bir aşamaya getirdik. Görüyorsunuz zaten satır etimiz böyle. Hani ben buradayım diyor. Birkaç hareket daha yapacağım. O hareketlerden sonra ne yapacağız? Satır etimizi, satır kıymamızı belirli bir kıvama daha getirdikten sonra malzemelerini, takviyelerini yapacağız. Çünkü bugün fırında yapacağımız için hızlı hızlı hemen aparatif diğer malzemelerimizi de hazırlamak suretiyle fırına hazır bir hale getirmemiz lazım. Şimdi kıymamız var. Kıymamız var. Kıymamızın içerisine bir soğanımız var. Gerçi soğan kebabı yapıyoruz ama tamam. Kıymamızda soğan olması lazım ki tutsun. Maydanozumuz var. Sarımsağımız var. Özel iki tane sos hazırlayacağız. Çok önemli. Domates sosumuz var. Artı kırmızı biber salçamız var. Nar ekşimiz var. Efendime söyleyeyim, pekmezimiz var. Soğan kebabını pekmezli yapacağız diye. Pekmezli soğan kebabı. Evet. Dedikten sonra yavaş yavaş başladık. Bence etin biraz kıvama gelmesi lazım. Ben şöyle biraz daha çalışayım. Çalıştıktan sonra önce kıymamızı bir hazırlayalım. Bence hazır. Gördüğünüz üzere. Efendim, şimdi izin verirseniz ben bunu bir toparlayacağım. Toparladıktan sonra evet artık satırla olan aşkımızı sona erdiriyoruz. Çorlu Baba Eskiburgaz karşınızda Canbaz. Bugün Kanki Canbaz size soğan kebabı yapıyor, pekmezli. Onur Market'te dükkan sizin. Şimdi ne yapıyoruz? Biraz babaannemin sahanında satır etimizi dinlendiriyoruz. Sen şimdi dinlen orada. Tamam, burada dur. Hiçbir yere kıpraşma. Şimdi şuraları biraz alayım. Evet, böyle bir alayım arkadaşlar. Ne yapacağım? Çünkü bugün olmazsa olmazımız üstüne basa basa söylüyoruz. Ne diyoruz? Soğan kebabı yapıyoruz. Soğan kebabına soğan koymamız lazım. Soğansız olmaz. Neden? Çünkü satır kıymamız var. Onu tutacak bir malzeme lazım. Şimdi soğanlarımı şöyle aldım. Gelin bakalım soğanlarım. Evet. Soğanlarımı aldım. Evet. Şimdi şurada sarımsaklarım var. Sarımsaklarımı da şöyle bir eziyorum önce. Bravo kanki. Sen bu işi öğreniyorsun. Ne demişler? Yaptıkça öğreniyorsun. Yaptıkça. Yani tecrübe kazanıyorsun. Oh. Sarımsaklar da hazır. Olmazsa olmazımız. Bir biberimiz var. Kapya biberimiz var. Şuradan bir janjan yaptık. Şuradan da bir ufaladık. Maydanozlarımı
Onları da katı karıştıralım biz ya. Evet, olayı daha fazla böyle bekletmeyelim. Evet, bence yeterli. Şimdi buraya kadar iyi geldik mi? Geldik. Satır kıymamızı hazırladık. Soğanımız hazır. Biberlerimiz hazır. İçerisinde sarımsak var, sarımsak hazır. Maydanozlar hazır. Şimdi sevgilileri buluşturalım abi. Bunlar birer sevgili. Yani bunlar birer sevgili. Bunları bir araya getirelim. Ben biraz mekan kazanmak adına böyle güzel bir şekil yapayım. Tamam mı? Şimdi hemen başlıyorum abicim. Şöyle önce maydanozlarımı atıyorum. Evet. Maydanozlarımı attım. Öyle yaydım. Kapya biberlerim ve sarımsaklarımı atıyorum. Şu görüntüye bakar mısınız ya? Allah Allah. Hakan, aklıma ne geldi biliyor musun? Marmara Adası'nda, biliyorsun, Marmara Adası'nda bir tepsi kebabı yapmıştık. Fena olmuştu. Fena olmuştu yani. O geldi, o videomuz da kanalımızda yüklü. Marmara Adası tepsi kebabı videomuzu da Yana'nın bahçesinde çektiğimiz, tepsi kebabını da izlerseniz tavsiye ediyorum. O da çok güzel bir yemek olmuştu. Aramızda kalsın. Şimdi sevgilileri buluşturduk. Bunlar karabibersiz olmaz. Karabiberi çok koyacağız. Tamam. Tuzumu atıyorum. Tuzumu da attım. Biraz fazla atacağım tuzumu. Neden tuzu fazla atıyorum? Çünkü en son fırında belirli bir dereceye kadar bir yemeğimizi pişirdikten sonra üstüne ne yapacağız? Nar ekşili, pekmezli bir sos dökeceğiz. İşte o da tatlı. Soğanın da bir tatlılığı var. Biz ne yapıyoruz? Tuzla biraz onu dengeliyoruz arkadaşlar. Hadi bu da benden olsun. Dedikten sonra... Evet. Şimdi yağ koymadık. Neden? Zaten kuzunun boşluğunu kullandığımız için yağ koymamıza gerek yok. Dedikten sonra mübarek ellerimizle artık kucağının sevgilileri bir araya getirip bu aşkı, o yoğun aşkı sıkılamak gerekiyor. Onun için şöyle, evet, şöyle, şöyle yapayım. Evet, sevgililer birbirlerine kavuştular. Galata Kulübü. Evet, hazırız. Şekil şemal hazır. Ben şimdi müsaade istiyorum. Böyle şunu şuraya aldık. Ben şimdi ellerimi yıkayacağım. Güzel bir temizlik yapacağım. Şöyle bir şekli şemali ayarlayacağım. Bereket versin, buraya kadar geldik. Bereket versin diyelim. Az sonra buluşalım. Bereket versin, bereket versin, bereket versin. Kanki Canbaz. Evet, tezgahımı bir güzel temizledim, hazırladım. Satır kıymam dinlendi, kendine geldi. Soğanlarım hazır. Çok güzel bir çömleğim var. Bu çömlekte yapacağım inşallah. Taşören fırınında pişireceğim bugünkü soğan kebabımı. Şimdi işleme başlıyoruz. Kural şu arkadaşlar. Kuralımız şu. Soğanlarımız çok büyük olmayacak. Yani kaba göre hemen hemen hepsinin eşit olması lazım. Biz olabildiğince birbirine denk soğanlar seçtik. Yaklaşık olarak hani bir kilo gibi bir soğanımız var. Soğanımız işte normalde şu şekilde. Bunların şu kısımlarını, uç kısımlarını alacağım. Bu uç kısımlarını aldıktan sonra şöyle bakın. Böyle yaptıktan sonra hiç üzerindeki o biz zaten temizliğini yaptık. Böyle bir kat çok güzel bir soğan kabuğu kalacak. Onu almıyoruz arkadaşlar. Onu almamamız lazım. Neden? İşte bu soğan kabuğuna o hazırlayacağımız nar ekşili, pekmezli, limonlu sosumuzu döktüğümüzde çok güzel bir renk oluşacak. Olayı dikine değil, yandan değil, dikine olarak aynen şu şekilde bakın şöyle şöyle gerçekleştireceğiz arkadaşlar. Bakın şöyle. Tam kesmiyoruz. Yani ne diyoruz? Şu kıvama getiriyoruz. Bakın. Şöyle şu kıvama. Getirdik ya. Getirdik. Şimdi ben öncelikle böyle parça parça çalışacağım. Hızlı bir şekilde burayı dizayn etmem lazım.
O zaman ilk soğanımızı kestik. Elimi ıslıyorum. Elimi güzel ısladım. Şöyle. Hemen ilk parça etimi aldım arkadaşlar. Etimi de ona göre dizayn etmem lazım. Etimin de biraz büyük olması lazım. Neden? Bu soğanın içerisini biraz fazla fazla dolduracağım ki soğan içerisinde etin piştiğinde güzelce, evet güzelce bu biraz küçülecek. Onun orada yer etmesi lazım. Aynen şöyle. Hiç kırıldı, dağıldı falan hiç dert etmeyin kendinize. Aynen bakın şöyle. Bakın birincisi hazır. Gördünüz. Aynen bu şekilde. Süperimen İsa. Bu yerini aldı. Bu bir. Şimdi aynı işleme ben seri bir şekilde devam ediyorum. Eyvallah. Çömleğimize soğanlarımızın içerisine hazırlamış olduğumuz satır kıymamızı dizdik. Şimdi kıymamız arttı. Hiç üzülmüyoruz. Hiç üzülmüyoruz. Yani ne yapacağım? Bakın şimdi aynen şöyle. Şöyle. Sonuçta bunların da pişmesi lazım. Ziyan olmasın. Şöyle küçük küçük yuvarlaklar yapacağım abi. Böyle elimi ıslayarak. Şöyle küçük küçük yuvarlaklar yapacağım. Şu boşluklar var ya. O boşluklara da şu kalan kıymalarımı biraz küçülteyim. Evet. Onları ziyan etmeden şöyle yavaş yavaş şöyle bakana kadar güzel oluyor. Tamam. Şimdi hazır mıyız? Evet. Kademe kademe ilerliyoruz. Fırına vermek üzere birkaç işlemim daha kaldı. Şimdi ben bir müsaade isteyeceğim. Malum fırına gitmek üzere soslarımı hazırlamam lazım. Ben şimdi bir ellerimi yıkayayım. Tamam, ellerimi yıkayayım. Şöyle bir temizlik yapayım. Ondan sonra hatta şunları da şöyle alayım. Şöyle. Eyvallah. Şöyle alayım. Güzelce. Boşaltayım abi. Evet. Onur Market'te dükkan sizin. Öncelikle neyi hazırlayacağım? Öncelikle ne diyeyim, salçamızı hazırlayacağız. Yani yemeği bir salça vermemiz lazım. Şöyle yaklaşık bir yemek kaşığı, hatta iki yemek kaşığı da olabilir. Güneşte kurutulmuş biber salçasından koyuyorum. Çok doğal bu. Bakın bir, iki. Bunu attık. Hatta şurada dursun. Şöyle. Salçamızı attık. Şimdi buna çok azıcık ama çok azıcık şöyle hani var ile yok arası biraz yağ koyduk. Nazife teyzemin domates salçası burada. Bitmiyor Nazife teyzemin domates salçası. Ben bunu komple bocalıyorum. Evet. Ben bunu komple bocaladım. Karabiberimi. Şöyle. Ardından tuzumu. Biraz fazla. Tamam. Biraz şimdi bunu karıştıralım bakalım. Şöyle bir kendine gelsin. Biber salçasıyla domates salçası şöyle bir yoğunlaşsın içerisinde. Onun için birazcık yağ koydum ki erimesine yardımcı olsun diye. Evet, çok güzel oluyor. Evet, bu arada çıtır çıtır fırının da sesi geliyor. O da yavaş yavaş ben hazırım. Hadi artık sabırsızlanıyorum. Gönder şu yemeği bana diyor fırınım. Tamam, güzel elektrikli fırında pişirmek kolay ama aramızda kalsın. Hani onu odun ateşinde yemeğin pişmesi, odun ateşinin verdiği o zaman ve hissiyat yemeğe başka bir tat, doku katıyor arkadaşlar. Şimdi alet hazır. Eyvallah. Sen de burada dur. Şimdi bunu güzelce bocalayacağım. Bocalayacağım ama biraz daha böyle üstten şöyle yavaş yavaş üstten dökmeden. Evet. 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 Yani böyle aralara girmesini, altta bir kat oluşturmasını istiyorum. Evet. Bu hazır. Nar ekşisi ve pekmez. Belirli bir aşamaya geldikten sonra
katacağız ya. Yani git gel olmasın. Hazır olsun o da. Ben onu da hazırlayayım. Biraz suyum var. Evet, biraz suyum var. Hemen şimdi bu suya öyle güzel limonumu kestim. Böyle güzel bir limonumu böyle güzel bir tatlıya yapıyorum abi. Bu işin özü, aslında bu yemeğe farklılık katan, bu işe renk katan işte bu sos olacak arkadaşlar. Şu ana kadar normal bir işlem yaptık gibi geliyor. Bu tamam. Eyvallah. Şimdi ben bunu da sıkacağım. Biraz daha o ekşiliğin hissedilmesini istiyorum. Bu da tamam. Evet. Bu da tamam. Şimdi işin özüne geldik. Pekmezli nar ekşili dedik. Pekmezli nar ekşili. Pekmezli nar ekşili sosumuzu nasıl hazırladık? Çok az. Şöyle yarım bardak su. İçerisine limonumuzu sıktık. Hemen nar ekşimizi aldık arkadaşlar. Şöyle. Yok, bu pekmezmiş. Pekmezimizi 2 kaşık pekmez koyduk. Hatta bir şey kalmadı. Ben bunu da koymak istiyorum. Şöyle. Evet. Onu koyduk. Dedikten sonra hemen nar ekşimizi de alalım. Şöyle. Hop. Bunu şöyle yapayım. Arkamı güzel böyle çeker. Ondan sonra bu da tamam. Eyvallah. Aldığımız yerden şunu da bir şöyle hazırlayalım ki. Çünkü fırından çekeceğim. Bu hazır olacak. Bu hazır olan pekmezli, nar ekşili, limonlu sosumu biraz da yoğun olacak tabi. Ne yapacağım? Pişmesine çok az bir zaman kala tekrar bu sosumu fırından müsaade isteyip kullanacağım. Şimdi burada görüyorsunuz sarımsaklarımız var. Şöyle sarımsaklarımın şu kısımlarını kestim. Şu kısımlarını da kestim. Bakın. Şöyle. Şimdi ne yapıyoruz? Sürpriz yapıyoruz yemeğimize. Sarımsaklarımızı tam ortasından kesiyoruz arkadaşlar. Şöyle. Ama dağıldı. Olsun. Evet. Tam ortasından kesiyoruz. Hiç detayla uğraşmıyoruz. Şöyle bocalıyoruz sarımsaklarımızı da. Bunlar da hazır. Ne yapacağız arkadaşlar? Fırına doğru yavaş yavaş ilerleyeceğiz. En son belirli bir dereceye kadar piştikten hazırladığımız özel pekmezli, nar ekşili, limonlu sosumuzu takviye yaptıktan sonra en son maydanozlarımızı üstüne boca edeceğiz ve yemeğimiz pişti diyeceğiz, tadacağız, sunuma geçeceğiz. Şimdi cırır cırır yanan taş olan fırınımın başına geçeyim. Şu canım hazırlamış olduğumuz soğan kebabımızı bir taş olan fırınımızda buluşturalım bakalım. Kakan Gicanbaz. Evet. Evet, fırından çıkardık. Evet. Çok şükür. Mal hazır. Mal hazır. Mal hazır. Gerçekten çok güzel oldu ya. Şıkır şıkır da kaynıyor. Şimdi arkadaşlar, en güzel kısmı burası. Büyük emek veriyorsunuz. Şu görüntü, evet ya, değdi diyorsunuz yani. Şu koku mükemmel. Ne yaptık bugün? Bugün soğan kebabı yaptık. Pekmezli, nar ekşili, harika bir soğan kebabı yaptık. Şimdi ben tadacağım. Ondan sonra alibederci diyeceğim. Hatta şöyle yapayım. Ben vedamı yaparken sağ olsun Yasko bana şöyle güzel bir hamur getirdi. Çok güzel bir hamur al çıkmış benim hanımım. Hem yemeğe hem de hazırlayacağım kendime küçük lokmama birazcık maydanoz doğramam lazım arkadaşlar. Onu da doğrayayım. Onu da doğradıktan sonra evet, kafi önce hak etti bence. Şu soğan kebabımıza şunu bir döşeyelim bakalım. Biraz daha. Ben hemen şöyle şunu açacağım arkadaşlar. Bakın. Şurada şu köftecik var.
biraz sıcak ama. Evet, şu küfteciyi aldım abi. Şöyle. Şöyle yaptım. Şimdi bir de şöyle. Ay çok güzel gözüküyor. Harika gözüküyor. Bak 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 Hakan abi. Bak 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 bak. Tamam mı? Bak bak bak. Soğanlara bak. Soğanlara. Soğanlar olmuş pirzola. Vallahi billahi. Soğanlar olmuş pirzola. Bunları da koyuyorum. Birazcık daha soğan. Dürüm yapıp götürmeden önce kendinize iyi bakın. Bir sonraki yemekte görüşmek üzere. Onur Market'e sonsuz teşekkürler. Az sonra Roll Caption'da bu programa destek olan dostlarımı, arkadaşlarımı anacağım. Onlara da teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden, yaşlarımın yanaklarından öptüm. Dürümümü şöyle katladım. Şunu da içine aldım. Şuradan sıktım. Bir dilim, evet bir dilim, bir ısırık alacağım. Ondan sonra Allah'a emanet, hoşça kalın diyorum. Kendinize iyi bakın. Yemeğimi yiyerek kaçıyorum ben. Bir sonraki yemekte görüşelim. Faras çayı demle, bak keyfine. Bir sonraki yemekte görüşmek üzere. Thank you.